video neydi, ne oldu? Ama tabii siz hiçbir şey bilmediğiniz için. Neyse, şey diyeyim. Hello! Merhaba. Bu video çok saçma, evle alakalı, bizim Austin'imizle taşınmamızla alakalı bir video olacaktı. Ama olamadı. Çünkü aksilikler peşimizi bıraktı. Aksilikler peşimizi bırakmadı. Çık. İlk önce benim arabamın geçen günlerde bir hararet durumu oldu. Eski araba zaten. Ondan sonra buranın sıyı geçmiş. Neyse, o hararet durumu oldu. Sonra o yüzden ben pazar günü çalışamadım. Çalışmadım. Pazartesi götürebiliriz ancak diye. Bugün götürdük onu. Onu götürdüğümüzde diğer Tesla'nın, Tolga'nın arabasının lastiği patlamıştı geçen gün. Yani çivi girmişti. Onu yaptırmıştı. Sonra bugün bir baktık yine lastiği inmiş. Götürelim dedik. Yine çivi girmiş. Yine çivi girmiş ama tamir etmiyorlar. Tamir etmiyorlar çünkü lastiğin durumu çok kötü dediler. Yani bitmiş dediler. Bir de arkadan çekişli olduğu için, arkadan itişli olduğu için iki evet. Arka lastik daha kötü ön ikiye göre. Ve neyse. Fabrika çıkışlı lastiklerdi. 16 bin milde oldu araba 4 ayda ve arabanın iki lastiği bitmiş. Yani o kadar rezalet lastik takmışlar ki fabrika lastiği olarak. İnanamazsınız. Şu an Model Y'dayız. Şu anda da Model Y'dayız. Çok ilginç. Çünkü biz hiçbir yer bulamadık. Walmart'a gittik, Discount Tire'a gittik. İşte başka bir tire'cıya zaten gitmişti Tolga falan. Dedik ki en son ya dedik yeter artık, değiştireceksek Tesla'dan değiştirelim en azından. Çünkü şey, Tesla'nın şu an üzerinde olan patlamaz lastik arkadaşlar. Ama şöyle bir ilginçlik var ki patlamaz değilmiş demek ki. Patlamaz değil yani, bunların patlamaz lastiği demekle bizimki aynı şey değil. Anlamıyorlar çünkü burada patlamaz lastik rufflet lastik olarak, rufflet tire olarak geçiyor ama rufflet değil diyorlar. Ama rufflet. Değil ya, bence de değil. Bizim anlamadım. Çünkü hiçbir zaman lastiğimiz komple batmadı ki, çivi her zaman kaldı. Böyle bir olay var aslında. O zaman biz yanlış biliyoruz. Biz yanlış biliyoruz. Bizi Tesla olanlar yardım edebilir mi? Yalnız bizim yaptığımız hata, biz şimdi pahalıya alıyoruz. 740 dolar şu anda, aslında 500 dolara veya 400 dolar alabilirdik. 300 dolar daha fazla veriyoruz. Ama yapacak bir şey yok, bakalım. Ama şöyle, burada en azından hemen değiştiriyorlar ve Tolga'nın çalışabilmesi için de hemen değiştirmen lazım. Walmart'ta order'la birlikte oluyor. Walmart'ta da hemen değiştiriyorlar ama ellerinde işte Brickstone falan var, onları değiştiriyorlar. Aynen. Neyse öyle oldu yani. Aslında bu videonun devamı çok güzel olacak, inanıyorum. Evet. Şu anda her neyse, şu anda da orada beklerken serviste şey deneyebilirsiniz dediler bize, yeni araçlarımızı upgrade etmek istiyoruz dedik biz. Ondan sonra yeni araçlarımızı deneyebilirsiniz dediler. Biz de şu an Model Y'i deniyoruz 2020'de. O yüzden şu an Model Y'in içindeyiz. Evet, 2024 Model Y'deyiz. Koltuklar yere yatmış. Toplam 7 kişilik bu araba. Evet. Ama ben asıl merak ettiğim Model 3'nin yenisi. Yani 2024 modelde biraz değişmiş kasası, önü, arkası. Ben onu aslında denemek istiyorum. Tamam dedi, git gel dedi, onu da deneteceğiz dedi. Ben de okey dedim. Onun için ayrı bir appointment olsun. O yüzden 2024 Model 3'yi şey yapanlar bu videoyu izleyebilir. Evet, bu arada Model 3 ile aynı zaten, hiçbir farkı yok şu anda. Bakalım kadarıyla. Şu an çamurun içinden mi geçelim, göster şunu. Evet, biz su nereden patlamış. Gittik? Şey, bok da çıkabilir. Sizin de evinizin manzarası şuraya bakıyor, ne güzel. Evet, iş falan. You took my mind out of space. Something that I can't erase. Looks like I ran into trouble. Wish I just stayed on that night, mixing tequila with Sprite, and I had more than a couple. Now every time I think of you, I smile. Evet. Arabanın neyi değişik baştan? Bir, hemen içinde olduğunuz içinden bahsedelim. Direksiyon. Evet. Aa evet. Direksiyon komple değişik. Görüyorsunuz. İki, burası. Aa. Evet. Daha farklı. Ve bak şeyi buraya koymuşlar. Çakmaklık normalde burada değil. Şunun içinde. Burada olacak. Popcorn var. Popcorn koymuşlar bir de. Tak. Aa evet. Yapışkan. Devam ediyorum. Buradaki kumaş ve burası. Ama bu acaba içmiş. Şey siyah olduğu için mi böyle? Aa hayır. Işık var. Şöyle. Bir dakika, lansmana geleceğim. Sakin ol. Artı lansman. Işık koymuşlar. Hazır mısın? Devam ediyorum. Koltuklar. Koltuklar bu arada. Yapıları. Siyah da çok güzelmiş evet, yalnız. Evet. Devam ediyorum. Melis, hemen arkaya geçmen lazım. Neden? Tak. Aa! Ekran. Buraya da ekran koymuşlar. Ay bir dakika. İstiyorsan ilerleyelim, öyle bakalım. Aa.
Devam ediyorum. Devam ediyorum. Sinyaller buradan. Aa, o çok kötü. Aa, hiçbir konsol yok artık. Evet. Çok kötü. İstemedim. Okey. Evet. Şimdi arabanın geri vitesi buradan. S gibi yapmışlar. Evet. Bizim denediğimiz model Vido. 23 miydi peki? Ford'u ama model şey değişmemiş. Arabanın kullanımı daha da güzelleşmiş bu arada. Gerçekten mi? Evet. Kullanım güzelleşmiş. Bu biraz benim koltuğum çok yüksekti. Ben evet sevmem. Sen bir yükseksin. Ben sevmem yüksek kullanmış. Bununla arabayı upgrade edebilirsek edelim bence. Ne dersin, ister misin? Önce bana bir araba. Sana alacağız zaten. Glowbox. Glowbox çok kötü. Aa, Glowbox'ın bak kapanışına bak. Glowbox çok kötü. Küçücük, bu ne? Çok kötü. Bak. Mıknatıslı. Mıknatıslı. Biliyorsunuz bunlara... Mıknatıslı ama. Bunlara şey koyabiliyoruz, şifre koyulabiliyor. Harici olarak hız sabitlemeyi buradan artık çözmüşler. Silecek buradan. Speaker tuşu yine burada da var. Bakalım. Hızlanması... Evet, sinyal elim alışmış, böyle yapıyorum. Çok kötü bence. Ben isterim sinyal kolda olsun yani. O kadar boş olmasın. Kolluk abi. Hadi geliyor bak buradan. Şeyle çekeceğim. Yani... İç lansman rengi çok güzel olmuş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan bir hız denemesi yapalım. Hız denemesi. Hazır mısınız Melis'ciğim? Önümüze bir araba var. Bak, hazır mısın? Bu arabadan iyi lan bu hızlı. Gerçekten mi? Bu da long range acaba? Yok, standart range. You took my mind out of space. Something that I can't erase. Looks like I ran into trouble. Wish I just stayed on that night, mixing tequila with Sprite, and I had more than a couple. Kendi arabamızda. Evet, kendi arabamızdayız. Şimdi bir iki detaylardan bahsedelim. Melis için arabayı sorduk. Biz bu arabayı uygun almışız bu arada. Bence de bu arabayı uygun almışız. $2,500 daha uygun ve almışız. Ve adam, sözünü kestim, adam şey dedi bu arada. Yeni geldiğimizi söyledik, yeni geldiğimiz zaman aldığımızı söyledik falan. Adam şey dedi, İyi ki size şey loan vermişiz dedi. Aynen. Çünkü yeniyiz, hiç kaydımız yok. Vermeye de bilirlerdi bu arada gerçekten. Evet. Ama benim üstün kabili. Canım aşkım. Hallettik ya bir şekilde. Neyse, arabanın şeyleri de $700 da bize öyle girdi işte. $740 iki tane lastiği dedik ama... Ha, arabayı sorduk dedi Tolga. Evet, anlatmaya devam edelim. Arabayı sorduk, 43 bin küsür dolar. Bizim bu 40 bin dolar aldığımız arabayı da Tesla... $25,000 soruyor arkadaşlar. Yani 4 ayda $15,000 gibi bir düşüş var ama tabii bu bizden kaynaklı. Yani şöyle, aslında boşuna demiyorlar. Amerika'da sıfır araba alınca $10,000 aşağısını düşün direkt. Anahtarı çevirince onu evet. Düşün diye, düşür diye. Gerçekten arada, çok doğru. Bu arada çok kısa bir durduracağım. Melis'in bana hemen pizzacının yemek yiyeceğimizi yiyelim lütfen. Evet, o zaman şimdi biraz yükselelim ve şimdi pizza yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar. Bu arada ben de buradan geçen şu an gideceğimiz evet. Yerden geçen paket aldım. Kesin yani. Evet. O yüzden değil. Paket aldım, önerdim, o yüzden oraya gidiyoruz şu an. Evet, Melis önerdiği için oraya gidiyoruz ama ben başka bir şey deneyecektim. Ha. Austin'le alakalı hiç video tam anlamıyla çekememiştik. Alışma sürecindeyiz, bu şehri tanıma sürecindeyiz. Genel hatlarıyla beğendiğimiz bir şehir, bir yandan da onu da anlatabiliriz. Ama bunları yemeğe geçince konuşalım. O zaman... Böyle... Bak şimdi izle. Bak. Herkese yemek. Umarım arkadaki şarkılardan telif yemeyiz baba. Sonra İtalyanlar bize telif atacak. Telif ki. Oh my. Thank you so much. It's very fast. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. İster misin? Okay. İster misin? Olur. Şeyimiz geldi. Pizzamı şöyle gösterelim. Oh my gosh. Bildiğiniz İtalyan pizzası. İtalyan pizzası ve İtalyan kolası. Amerikan kolası. Evet. Şimdi biz bu muhabbeti, bu pizzayı niye yiyoruz? Bu pizzayı boşuna yemiyoruz. Keşke biraz daha mantar koysalarmış bu arada. Oy. Baba şu olur. Pizzayı boşuna yemiyoruz. Oh my gosh. Çok ince, ben buna doymam ki.
Doymazsak buradan bir daha yemek yemeye gideriz. İkinci video, o da videonun devamı olur. Ben plate değil, ben buradan direkt gömüyorum. Bence öyle yapacağım ya. Öyle göm, hiç plate'i karıştırma çünkü saçma olur. İsterseniz zaten birazcık bir parmesan dökelim. Tamam, yapıştı biraz hepsine. Azıcık ama. Hayır, biz Austin'e taşındık. Bir arkadaşımız da demiş ki... Neden mi demiş? Neden Austin be? Doğru. Haklı olarak şey demiş. Neden sonuç ilişkisi de öyle bir şey demiş yani. Yani niye taşındınız, neden taşındınız, daha mı iyi, daha mı kötü? Daha kötü olsak taşınmazdık herhalde. Ama daha mı iyi, daha mı kötü olduğunu biz de bilmiyoruz şu an. Şaka bir yana. Sen devam et, ben sonra anlatacağım. Neden seçtiğimizi detaylı şekilde anlatacağım. Ben size üstü kapalı şekilde anlatayım. Amerika'ya geleceğiz diye Türkiye'de bir ev açmadık arkadaşlar. Yani Türkiye'de 2021 yılında evlendik. Dedik ki sürecimiz sürse bir sene sürer. Biz dedik hiç bunun için ev açıp ev kapatmayın. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de işte kiraya da çıksanız bulaşığı da, şeyde, çamaşırı da, bütün makineleri siz alıyorsunuz baştan bir kere. Yani evde şey komple. Geçtim, koltuğum oldu geçtim yani televizyon. Eğer eşya tutmuyorsunuz. Hani eğer eşya tutmuyorsunuz. Biz gideceğiz, bunları ne yapacağız? Çünkü biz temel gitmeyi düşünüyoruz. O yüzden bir eve çıkmadık. Ama benim işte annemin evi iki katlıydı. Ve iki katında kapıları ayrıydı. Üst katta da dedik ki biz buraya ev yapabiliriz kendimize. Öyle yaptık, oraya masraf yaptık. Hem dedik ki bizden sonra annem ya kiraya verir ya da kendi kullanır. Ondan sonra o şekilde biz orayı böyle küçük küçük işte yine eşya almadık bu arada. Ya Tolga'nın annesinden aldık, işte televizyon aldık, işte ne derler ona, sebil aldık, işte annemden koltuk aldık falan. Öyle toplama bir şey ev oldu yani. Neyse. Sıfır masraf. Aynen sıfır masraf. O yüzden biz ev açmadık. Buraya da gelince, Amerika'da gelince sağ olsun bir 6 ay, 7 ay kadar annemlerin bir aile dostluğuna kaldık biz. Ama şöyle, yani ben çocukluğumdan beri tanıyorum tabii ki. Tolga bir iki kere görmüştü sadece İstanbul'da evet. Ama ben çocukluğumdan beri tanıyorum. Çok da seviyorum. Hala çok seviyorum yani. Asla sevmeyeceğiz annem gibi. İşte Hülyat dediler. Dediler, annem zaten söyleyince işte çocukların vizesi çıktı. Geliyorlar diye. Onlar da tamam direkt bize geliyorlar falan dedi. Hani çünkü ilk etapta gerçekten zorlanacağımız şeyler olurdu eğer gitmeseydik. Evet. Orada kaldık. Ben aslında bir teklif sundum Melis'e. Ne? Ha evet, Tolga bir teklif sundu. Dedim ki sana, istiyorsan dedim gel hayal ettiğimiz bir şehirde, bu Los Angeles olur, Miami olur. Gel dedim sıfırdan deneyelim. Kimseyi dedim tanımadan, etmeden, bilmeden. Zorlanalım, o zorluğu çekelim. Ondan sonra diyelim ki ulan ne zorluklardan geçtik diyelim istiyorsan dedim. Sonra düşündük taşıdık meyzeyi ki çok mantıksız böyle bir şey yapmayalım. Ondan sonra yapmadık. Pittsburgh'a geldik. Sağ olsun Hülya ablalarla beraber kaldık. Bir odalarını da bize verdiler. 6 ay 7 ay boyunca onlarla beraber kaldık. Kaldık derken tabii biz de hani gereğini yani odayı kiraladık. Değil mi? Onlar bize ama ön ayak oldular sağ olsunlar, işte ne bileyim ehliyetimizi çıkartmamızda, şey yapmamızda, her şeyi bize yönlendirdiler. Biz de onların yönlendirmesi sayesinde çok rahat bir şekilde hemen hem işe başlayabildik, kendi açımdan konuşuyorum, Melis biraz geç başladı. Hem işe başlayabildik, hem ehliyeti, hem işte ID kartı, her şeyi çıkarttık. Daha sonrası da ben orada yaşarken bir araştırma yapmaya başladım. Araştırmada nerede yaşayabiliriz, ne yapabiliriz diye. Bunların arasında Tampa, Austin, Miami, Orlando, 4 oldu, Los Angeles, 5. Bunlar vardı. Tampa ile alakalı, Tampa çok güzel bir yer olduğu için şey bulamadık, tanıdık da yok. Ne kazanırız, ne yaparız, ne ederiz bilmediğimiz için oraya girmedik. Orayı direkt kafa denedik. Tolga'nın bu arada teklifi oydu. Hiç bilmediğimiz yere direkt gidelim dedi. Ben tabii ki kadınlar her zaman daha garantici bence bu konuda. İstemedim. Yani istemedim değil. Neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyordum. Onu en az indirgeleyebileceğimiz yer Pittsburgh'tu. O yüzden dedim gerek yok. Bunlardan biri de işte Tampa'ydı, Los Angeles'tı falan. Daha sonrasında geldik yine araştırmaya devam ettik ama hani boş durmadık. Ve Tolga kendine bir hedef koydu. Evet. Dedi ki ben burada dedi.
para biriktireceğim. Gideceğim yeri araştıracağım ve gideceğim yere. Ve ev meselesini açmamın sebebi de şuydu. Biz ev açmadığımız için dedik ki Pittsburgh'da da bunu yapmayalım. Çünkü Tolga taşınmak istiyor. Pittsburgh şimdi Amerika. Ama neye göre Amerika? Kime göre? Yani çok dar bir alan bence. Şu an Austin'e bakarsak, Austin'le Pittsburgh arasında çok bir fark var mı? Var ya, çok var. Var. Acaba. Ya orası biraz daha köy gibi arkadaşlar. Ama tabii Pittsburgh'daki 6 ayda edindiğimiz ortam. Evet. Ama burada daha yeni... Berkay'ı da ve Mehmet'e çok selam. Az izlemediğiniz videolarımız var. Onlar da videolarımızda yer aldı. Hı. Hala da görüşürüz. Selam. Biz dedik ki bu evi Pittsburgh'da da açmayalım. Taşınacağız. Hedefi var çünkü. Ben de sordum nereye gidiyorsun dedi. Yani açık açık söyledim. Sen nerede mutlu olacaksan ben orada okeyim. Konuda kavga ettik. Ben dedim ki öyle bir şey olamaz. Sen nerede mutluysan ben orada mutluyum. İstediğin yere gidebiliriz. Cümlesi sadece benim, bana göre her şey çok yanlıştı. Biz orada bir tartıştık. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Ama sen fikrini beyan etmelisin. Sen söylemelisin bir fikrini ki senin de istediğin bir yer olsun. Ortak karar verelim. İkimizi tartışarak karar verdiğim bir yer olsun istedim ben. Ama Melis yine hala aynı tavırla. Hani bu çoğu erkek için güzel bir şey olabilir. Aa eşim nereye, sen nereye istersen ben de oraya gideyim demiyor ama benim için güzel bir şey değil. Ben neden? Seni anlıyorum bu arada da. Neden değil? Çünkü benim yanımdaki insanın ben ne yaparsam ben okeyim demesini istemiyorum. Benim yanımdaki insanın beni de geliştirmesi lazım. Yani bu şey açısından söylemiyorum, asla yanlış anlama. Hayır, anlıyorum ben. Demesi lazım ki bak Tolga orasını ben de araştırdım. Orası öyle iyi değil. Gel bak burası daha iyi. Bak burayı araştırdım. Ben dedim ki bak ben de araştırdım. Böyle böyle artıların eksilerini konuşup karar vermemiz gerekiyor. Mantığında söylüyorum. Keza son zamanlarda öyle de oldu. Ama Melis buraya geldikten sonra daha çok bu konulara girmeye başladı. Bir yandan da böyle kola mola gaz yapıyor. Yani şöyle, benim de şuradaki amacım buydu ama. Çünkü Tolga işte para kazanamadığı zaman olsun, hani herkes gibi. İşte arkadaş ortamı olmadığı zaman, işte nasıl söyleyeyim, çünkü Tolga çok sosyal bir çocuk. Ondan sonra ben çocuk. Önemli değil. Ben Tolga olsa da yeter bana mesela. Bu yüzden Tolga'nın etkilenebileceği faktörler daha fazla diye Tolga'nın mutlu olacağı yeri istedim aslında. Çünkü ben her yerde Tolga mutluysa mutlu olabiliyorum. Yani bunu psikolojik olarak yapabiliyorum. İçten içe mutsuz olsam da bazen. Ondan sonra neyse çok uzattım. Biz dedik bu evi taşınacağımız yerde açalım. O yüzden de iyice araştırdık ettik ve Austin'i seçme asıl nedenimiz de Tolga sizin sizden lazım. Çünkü bu konuda benim gerçekten hiçbir fikrim yok. Şaka var da tabii ki şey olarak yok. İşte bundan bahsediyorum falan. Evet bundan bahsediyor bu arada gerçekten. Houston'da yaşayan bir abimiz var. İstanbul'dan tanıdığım. Kendisine de green card çıktı. Green card da geldi. Buraya 3,5 yıldır, 4 yıldır yaklaşık burada yaşıyor. Ve onunla konuşuyorduk sürekli. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz. O da dedi ki gelin bu tarafa. Austin'e gelin isterseniz. Ben Austin'de yaşıyorum ama Austin'i daha çok seviyorum. Ve dedi buraya dedi ben de ileride taşınmayı düşünüyorum. İstiyorsanız burası güzel dedi. Sonra ben Austin'i araştırmaya başladım. Austin hakkında çok güzel bilgiler edindim. Nasıl bilgiler? Austin'in çok gelişmekte olan bir şehir olduğunu, insanlarının çok kaliteli olduğunu, ondan sonra güzel güzel nehirlerinin, göllerinin, ondan sonra park alanlarının, klasik Amerika yapısının burada çok güzel işlediğini, her şeyden önce havasının sıcak olduğunu ve insanların iyi olduğunu öğrendim. Bunların dışında asıl önemli faktörlerden bir tanesi şu arkadaşlar, Austin'in gelişmekte olan, şu an Amerika'da gelişmekte olan en önemli şehir olduğunu, en hızlı yükselişte olan şehir. Sebebi şu, burada taksiler çok düşük. Kaliforniya'ya, New York'a göre çok düşük. Miami ile aşağı yukarı aynı diyebilirim Florida ile. Ama düşük olduğu için burası yeni Silikonlar Vadisi olarak adlandırılmış olacak diye. Daha doğrusu. Ve bundan kaynaklı olarak bir, Tesla burada. Ha, onu diyecektim ben de. Tesla burada. İki, Samsung buraya taşınıyor. Yaklaşık 19 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Birçok firma sonra buraya taşınıyor. Büyük firmaların hepsi Kaliforniya'dan, Silikonlar Vadisi'nden buraya taşınıyor. Ve ilk etapta hani
bizim ikimizin de kendi Türkiye'de çok güzel mesleklerimiz vardı bu arada. Yani ben söyledim mi hiç bilmiyorum. Ben menajerlik yapıyordum. İşte Tolga'da background'da çalışıyordu filmlerin, işte reklamların falan. Ya direkt film production'a kazanıyorduk. Onu söylemek istiyorum. Türkiye şartlarında şu anda olsaydık, şu anda da güzel paralar kazanıyor olurduk eminim ki. Geçinemedik, çok rahat geçinirdik ama. Yani ama biz hani bir gelecek kurmak için Amerika'yı seçtik. Ve biz bir gelecek kurmak için de Amerika'da bir şeyleri çaba sarf ederek yapabilmemizin farkındaydık. O yüzden de Pittsburgh'da kalmak istemedik ve Miami deyip Los Angeles deyip geçiştirmek de istemedik. Oralara gitsek oralarda da geçiniriz. Uber var, DoorDash var. Yani ilk etapta yapabileceğiniz her iş var Amerika'da. Yani hiçbir şey olmasa bile garsonluk bile yaparsınız yani. Ama şöyle bir durum vardı ki biz gerçekten gelişebilecek bir yere gitmek istedik ki bize bir faydası olsun ilk etapta ne yapmak istediğimize karar verene kadar. Çünkü ömür boyu işte biz şu an mesela Uber, DoorDash yapıyoruz. Aynı zamanda işte online işlemler, ticaret yapıyoruz falan. Geçimimizi bir şekilde sağlıyoruz zaten. Ama şöyle bir durum var ki böyle hayat geçmez. Biz bir düzen oturtmamız lazım dedik ve bu düzeni oturtana kadar da yani bir eyaleti görerek buna karar veremeyiz dedik. Austin'e gidelim, görelim. Bir sene kontrat yapalım, bir sene orada bakalım. Ne kazanabiliyoruz, ne kazanamıyoruz? Nasıl geçim, Texas nasıl? Deneyelim, görelim. Çoluğumuz yok, çocuğumuz yok sonuçta. Alıp başımızı gidebiliyoruz. Aynen. Böyle bir hakkımız varken de biz bunu Texas'tan yana kullanmak istedik. Dediğimiz gibi araştırdığımız doğrultular şeyinde, konular doğrultusundan. Ki şu ana kadar da yanılmadık. Şu ana kadar yanılmadık. Güzel gidiyor her şey. Şehir çok güzel, insanlar çok güzel. Çok güzel alanları, çok güzel parkları var. Çok fazla genç var bir kere. İnanılmaz genç nüfus ve inanılmaz bir gece hayatı var burada. İnanılmaz iyi gece hayatı var, onu söyleyeyim. Pittsburgh'da da vardı bu arada gece hayatı ama çok kalitesizdi. Burada inanılmaz kaliteli, onu söyleyeyim. Ve inanılmaz mutfaklar ve lezzetler var. Biz tabii daha önceden gördüğümüz en büyük şehir New York'tu. En büyük şehir derken zaten o en büyük şehir. Yani en büyük metropol diyebilirim. Dünyada belki. Yani dünyada en büyük metropollerin başında geliyordur diye tahmin ediyorum. New York. Şimdi öyle bir yeri de gördük. Burası onun küçük hali. Kesinlikle küçük hali. Ama insan kalitesi yüksek. New York'ta çok kötü insanlar da var. Ama burada öyle kötü insan ben şu an şöyle vurayım. Daha diyeceksiniz ki daha ne kadar oldu daha konuşuyorsun. Ben gördüm. Evet. Şöyle gördüm. Evsiz var. Amerika'nın... Her yerinde var. Her yerinde olduğu gibi burada da evsizler var. Birazcık fazla hatta ama şöyle fazla. Şimdi biz evi gelmeden tuttuk. Evi gelmeden tuttuğumuz için de neresi iyi, nere, hangi kesim iyi falan sadece işte Zillow'dan kiralama sitelerinden... Sorduk aslında. Evet sorduk. Puanlarına baktık ama şimdi sorduğumuz insanlar da burada yaşamadığı için tam anlamıyla bilmiyorlar. Doğru. Ama söyledikleri konumlara baktığımızda evler çok eskiydi. Evet. Ve pahalıydı. Evet. Ve pahalıydı. Ki... Aslında aynı kafaya mesela aynı yerleri buluyorsun ama ev içi dökülüyor abi. Ondan sonra aklıma şey videosu geliyor mesela TikTok'ta Melisa bir tanesi Amerika'dasız ama böyle bir ocakta mı kalıyorsunuz? Evet. Şey geliyor. Yani ne salak salak insanların yorumları geliyor. İnsan evinin güzel olmasını istiyor. Evet. Keza tuttuğumuz ev 1 artı 1 780 square foot kaç metrekare geliyor bilmiyorum ama ve bir bilgisayar masası var sırf o yeri tuttum ben. Desk alanı var diye tuttum. Yani tuttuğumuz ev çok güzel, site çok güzel, korunaklı. Kapısına Esen girebiliyor. Bunu bekliyordum. Çünkü senin kapısı var ama Tolga'nın anahtarı sitenin kapısını açmıyor. Yok, ama bir kapı arka kapı hep açıyor. Şaka bir yana. Yani öyle çok güzel insanlar oturuyor. Hatta galiba Türkler de var sitede ama daha karşılaşmadık. Site güzel ama çevrede mesela bizim oturduğumuz çevrede zaten bizim oturduğumuz kesim tercih edilmeyen kesim. Yani şöyle tercih edilmeyen kesim derken çok zengin evler var, çok güzel muhitler var falan ama genelde herkes Austin'in north kısmından. Yanlış biliyor. Yanlış biliyor. Sebebini anlatacağım. Şimdi ben neden bir an önce Facebook'tan taşınmak istiyordum? Lyft, Uber açamıyorum. Uber'i saçıyorum ama Lyft yapamıyorum. Lyft'i bazı belli başlı eyaletler yapabiliyorum. Yani sadece 8 eyaletin dışında bu eyaletler Kaliforniya. O yüzden Kaliforniya zaten gidemezdik. Ondan sonra Pennsylvania, Illinois,
yanılmıyorsam. Missouri falan da olabilir, emin değilim. Oraların yani o zorunluluğun yüzünden biz zaten böyle bir yere gelmek zorundaydık. Yani dediğim gibi bizim çok güzel meslekimiz evet. vardı ama Amerika'da herkesin geldiği zaman geçiyorsunuz. Alışma sürecindeki yaptığı işleri yapıyoruz biz. Ha, bu arada dil bilseydik, yani ben kendi açımdan konuşuyorum, mevsim dili daha iyi. Bilseydik direkt başlayabildik bu arada. Yani birkaç ay sonra ama. Yine de eyaletimizde yoktu ki. Evet. Bizim Los Angeles'a taşımamız lazım işimizi yapmamız için. Neyse. Arkadaşlar. Ben şimdi müşteri alıyorum. Müşteriye soruyorum. Burada doğmuş büyümüş insanlara. Burada doğmuş büyümüş insanların çoğu diyor ki South da güzel, North da güzel. South biraz daha kaliteli. Ama South'ın belli başlı kısımları, arka tarafları yani bizim oturduğumuz taraflar yeni yeni gelişiyor. Yani yeni yeni daha şu an inşaat aşamasında. Ben yemeyeceğim daha bitti. İnşaat aşamasında ve inşaat aşamasında olduğu için daha yeni gelişiyor. Bu yüzden hani North iyidir orayı diyemeyiz. Bu arada Downtown North'ta bulunuyor. Ama hemen karşısında en güzel parklar, en güzel doğal havuzlar, her yer South'ta. North'un yukarısına doğru, Round Rock'a doğru Türk komüniteleri ve Hindistanların olayları var ve immigrantların en çok olduğu yerde North tarafıymış bu arada. Ama bizim oturduğumuz evin olduğu tarafta Melis birkaç tane homeless gördüğü için direkt South Melis için bitti. Ne çok adam. Evet ama ya. En çok homeless da maalesef North'ta var, onu da söyleyeyim. Yani bizim asıl gelme sebeplerinden bir tanesi buraya business. Gelişmekte olan bir şehir olduğunu düşünmemiz için biz fırsat. Burada fırsat. Dedik ki açık açık biz burada hayallerimize daha çabuk kavuşuruz. Biz mesela şu an bir amacımız var. Bir dükkan açmak istiyoruz mesela ama yiyecek üzerine olur ama yiyecek üzerine olmaz. Ticaret üzerine olur ama olmaz. Araba alıp satarak galeri açmak açabilir. Yani hiçbir şey yapmadığımız bir şey yapacağımız kesin. Ama önce onu belirlemeliyiz yani. Şu işte an onu yaparım, bunu yaparım doğru değil. Aynen. Biz de onu belirlerken iyi şekilde para kazanabilirsek eğer bu sırada hem İngilizcemizi geliştiririz hem kendimize vakit ayırabiliriz ve yıpranmadan bu süreci atlatırız diye gelişmekte olan bir şehri seçmek istedik. Yoksa New Jersey'ye de gidebilirdik ya da yoksa işte dediği gibi Los Angeles'a da gidebilirdik. Her şeyden önce şunu düşünün arkadaşlar. Tesla salak mı alışına gelsin? Gerçekten o, yani. O, yani bizim gelme amacımız o açıkçası. Tesla Avustralya boşuna gelmez. Facebook şu an burada var. Google'ın burada yeri var. Bakın. Ondan sonra Samsung geliyor. Her tarafta inşaat var. Yeni yeni yapılan bir yer burası. Burada her türlü fırsat ve nasıl söyleyeyim zaten ki? Zaten yeni burada, yeni bütün sözünü kesin. Her zaman olur. Sorun yok. Yeni yeni bütün Instagram'daki Türkler falan da Austin'i paylaşmaya başladılar farkındaysan. Ben görmedim. Ben takip etmiyorum Türkleri. Takip etmiyorum. Sen attın ya bana Instagram'dan. Ha ben Austin'e gideceğim için araştırdım. Oradaki Türkleri gördüm de az var ama burada. Daha az var. Video paylaşıyorlar ya işte niye geldin? İşte şunun için geldim, onun için geldim. Ha evet evet gördüm onları ama onlar hani burada onlar da biziz. Şimdi şu an Amerika'da ekonomi olarak yani insanların geçim olarak en yüksek ortalamaya sahip şehirde burası. Evet. Yanılmıyorsam 80 bin dolar falandı yıllık. Ortalamadan bahsediyorum arkadaşlar. 80 mi? Şunu söylemek istiyorum. Kuzeyde olduğu kadar yani double check siyahi yok burada. Yani böyle olunca da insanın bir tık gübünü artıyor. Ben bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Burada da siyahi var. Ama, var ama. Kaliteliler abi. İşte kuzeyde şey gibi yok. Abi gerçekten kaliteli insanlar. Çok güzel giyiniyorlar. Çok böyle tatlılar falan hani gerçekten kaliteli insanlar var. O anlamda diyorum. Türk kızları bunu beğendi mi? Asla yadırgamıyorum zaten. Şu Türk kızları bunu beğendi mi? Like mi atıyor? Türk kızları bunu beğendi. Yani gerçekten kaliteliler. İlla ki tabii ki de bozukları da vardı ama ben şöyle söyleyeyim size. Facebook Downtown'da abi hepsi Mariana kokusundan geçilmiyor ve hepsi yani sıkıntılılar böyle. Her an böyle bir problem çıkabilecek ortam. Belirtmemin sebebi oydu zaten. Yoksa evet. Ama asla şey değil yani. Buradaki bu beyazlar daha tehlikeli. Siyahi, beyaz falan filan bu muhabbetlerde değil. Değiliz. Asla ırkçılık değiliz ama şöyle de bir genel gerçeklik var. Çoğunlukla suçların işlendiği, kuzey bölgesi tam aslında. Burada bilmiyorum. Burada beyazlar daha çok sıkıntılı galiba. Yani siyah beyaz demek de çok doğru değil ama yani ama onlar kendini ayrıştırıyor bu tabii arada. Tabii. Hani geçen gün zaten birisi bağırıyordu işte. Kendine nigga falan diyordu, bağırıyordu. New York'ta da Tolga'ya şey dediler, işte bu sokak dansçıları, işte gel falan Tolga yok falan deyince
şey dedi hemen, niye ben dedi CEO olduğum için mi işte falan. Yani aslında alakası yok, kendileri yapıyor bunu. Neyse biz niye bu konuya girdik abi, biz suçsuzuz şu an. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani suç oranlarında onlar daha fazla suçlu. Yani suç işledikleri için söylüyorum bunu, asla şey değil. Kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar burada. Genellikle öyle bir durum var. Benim gördüğüm o yani. Onlar çok farklı yaşıyorlar bu Amerika'yı. O Amerika klasik mahalleleri var ya böyle sıkıntılı falan. Gerçekten onlar olayı yaşıyor ve yaşattırıyor yani. O yüzden dediğim bu. Ama şöyle vuralım. Herhangi bir problem onlarla da olsun, başkasıyla da olsun. Olmadı, inşallah da olmaz. Bir daha buraya vurayım. Kimseyle bir problemimiz yok. Burası Amerika. Türkiye'den daha tehlikeli bir yer. Gerçekçi olalım. Artık gerçi Türkiye'de bence çok tehlikeli. Türkiye'de çok tehlikeli ama Türkiye'den burası daha tehlikeli bir yer. Çünkü silahlanma çok fazla. Ama dediğim gibi arkadaşlar işte biz buraya bu yüzden geldik. Bu arada pizzayı da pizza üzerinden bitirdik. Konuşacağım. Pizzayı da bitirdik. Pizzası da yani çok öyle aham şaham tap değil yani. Güzel, incecik, çok güzel ama abi bu pizza için ölüp bitmem yani, onu söyleyeyim. Gerçekten ben mi? Hangi pizza için ölüp biterim? Metin abinin pizzası için ölüp biterim abi. Ben hangi pizza için biterim? Arkansas'ta yediğimiz. Arkansas? Ne hangisiymiş? Allah kahretsin onu. Allah kahretsin. Niye hatırlattın onu? Meriç ölüyordum ben, biliyorsun değil mi? Abi göbek böyle olmuştu. O neydi öyle abi? Glütenden işte. Allah kahretsin onu. Allah onları neyse, kahretsin. Neyse ben pizzayı çok beğendim. Mesela bizim, yani babam burada olsa ve biz dükkan açmış olsak biz bunun üstüne pastırmalar, antrikotlar, ince ince. Ne koyuyordu hatırla? Bizim yediğimiz. Görkem abiyle sürekli yiyorduk. Füme kaburga. Füme kaburga abi. Bu arada reklam olmasın ama babam evet, şeyde çalışıyor benim. Amerika'da yıllarca pizzacılık yaptığı için Türkiye'de de dönünce aynı işi yapıyor. Pizza V markasının üretim müdürlüğünü yapıyor. Ben Pizza V'yi babamdan önce yememiştim. Ama top yani. Hatta Amerika'da olmama rağmen Pizza V'yi hala arıyorum bak, o kadar söyleyeyim. Kaburgalısı yani var ya, efsane. Pizza Lokal'e gidiyorduk. Ta ki Pizza V ile tanışana kadar. Pizza V inanılmaz iyi. Pizza V. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Bana bir tık pahalı geldi sadece. Bir tane büyük boy pizza. İki kişi ince olduğu için yetti ama yetmedi kıvamında. Et yok, bir şey yok, ona göre pahalı. İki tane kola 40 dolar. Yani 40 tiple beraber 40 dolar. Yani 38 dolar. Tiple beraber 44 dolar. O pahalı geldi bir tık. Evet. Yani öyle. Öyle. Bir sonraki videomuzun şey olacağını düşünüyorum. Ev turu yapmadık. Çünkü evet, eşya alamadık. Aldık da tamamlayamadık ama olsun, bir öyle yapalım. Eşya var gelince bir daha yaparız. Evet. Bir de Tolga su böreği yaptıracağım. Onun videosu da gelecek. Benim mi haberim yok? Çünkü senin haberin yok. Tamam. O videoda da neler konuşacağımızı, neleri merak ettiğinizi yorumlara yazın. O videoda da onu işleyelim. Bir de bizden istediğiniz herhangi bir video varsa lütfen yazın. Yavaş yavaş artık büyüyoruz. Büyüyoruz derken şurada 3-5 kişiyiz. 3-5 kişi, 3-5 kişi. Şu an 522 kişi olmuşuz. Bugün baktım. Hadi tatlıyı çekin. 522 kişi olmuşuz. 522 kişiye izlediğin için... 3-5 kişi diye büyüttüm evet, ben sizi. Yani 3-5 kişi, 522 derken 3-5, 1000, 2000, 3000 inşallah gideriz. Bunların telif yemeyiz şu şarkılar da artık. Yok yok yok, yemeyiz. Ben o teliflere kızarım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep beraber önce bir kanala abone oluyoruz. Sonra abone olup da... Bakın şunu söyleyeyim. Abone olup da... Abone olmayıp da izliyorsanız ayıp. Bir de abone olsanız ne olacak? Bir tane tuşa basıyorsunuz. Sanki bu yani sizi ne yapabilir ki? Ne kadar izleyebilir? Çöp at. Abone olursanız çok seviniriz. Beğeni butonuna basarsınız ve yorumlarınızı videoyla alakalı beğenip beğenmediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü gerçek yorum istiyoruz. Yazabilirsiniz ve sizlerden bir ricamız var. İstediğiniz bir içerik varsa burayla alakalı veyahut başka bir şeyle alakalı bizim çekebileceğimiz, onları da söylerseniz mantıklı bulduğumuz takdirde onları da çekmekten asla çekinmeyiz. Ve bizi izlediğiniz için teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Bye. Bye.